herkese.tolgozbek.com'dan merhaba. Birçok izleyicilerimiz bana Milli Muharip Uçak'la ilgili sık sık soru soruyorlar. Ben de yeni gelişmeler oldukça bu konuyla ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. Ama bildiğiniz üzere bu hemen hemen her gün yeni bir haberin olduğu, bir gelişmenin olduğu bir proje değil. Çok uzun soluklu bir proje. Gerçekten Türk Havacılığı'nın, Türk Hava Kuvvetleri'nin daha doğrusu gökyüzündeki Milli Kurtuluş Savaşımız adeta Milli Muharip Uçak Projesi. Bu projeyle ilgili geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Genel Müdürü CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil, Milliyet Gazetesi'nden Abdullah Karakuş'a röportaj verdi ve ana konu Milli Muharip Uçak'tı. Gelin bu haberdeki satır başlarını birlikte inceleyelim. Ne var yeni gelişmeler, neler yapılıyor Milli Muharip Uçak'ta, bunu görelim. Temel Kotil'in Milli Muharip Uçak MMU projesiyle ilgili en önemli söyledikleri şeyin başında uçağın 2023'te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında fabrikadan çıkartılacağı. Temel Bey bununla ilgili de bir tarih veriyor. 18 Mart 2023 tarihinde MMU'nun motorlarını çalıştırarak fabrikadan çıkartılacağı bilgisini paylaşıyor. Öncelikli olarak 18 Mart çok önemli bir tarih. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve 18 Mart'ta da uçak fabrikadan, havacılıkta rollout olarak adlandırılan törenle fabrikadan çıkartılacak. Şimdi fabrikadan çıkartılırken genellikle farklı farklı konseptler, farklı farklı yaklaşımlar oluyor. Ben bugüne kadar çok sayıda uçağın, helikopterin fabrikadan çıkartılış törenine katıldım. Bunlardan kimi bir bakıyorsunuz, Boeing'in 2007 yılında yaptığı gibi, 787 modelinde olduğu gibi ilk imal edilen model, motorları takılmış ama daha birçok sistemi yok, fabrikadan bir araçla çıkartılıyor. Veya bir rollout törenine daha katılmıştım, Gulfstream'in G650 işletiydi bu. G650 motorları çalışır bir şekilde taksi yaparak önümüze geldi. Yani hani artık uçak öyle fabrikadan çıkmış, imalatı tamamlanmış, yok yer testi başlayacak gibi bir durumda değildi. Milli Muharip Uçak içinde böyle bir konsept planlanıyor ve önünde Tayin'in yaklaşık 2,5-3 yıla yakın bir süre var. Bu süre içerisinde aldığımız bilgilere göre Milli Muharip Uçak'ta test aşamasında öncelikle F-16 uçaklarında da kullanılan General Electric imalatı F-110C-129 motorları tercih edildi. Bu motorlarla MMU ilk testlerine başlayacak. İki test uçağı planlanıyor ve bu test uçakları da fabrikadan General Electric motorlarıyla üretilecek. Arkasından testler tamamlandıktan sonra yerli motorun yetişmesiyle birlikte Milli Muharip Uçağı yerli motor takılacak. 18 Mart 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılının olduğu 2023'te uçaklar motorlarını çalıştırıyor. Fabrikadan çıkış yapacaklar. Ve bunların önünde de yaklaşık Temel Kotil'in verdiği bilgiye göre 4 yıllık bir süreç var. 4 yıl testler için gayet uzun ve de yeterli bir süre yer testleri için. 2023'te 4 yıl sürecek yaklaşık yer testleri yapıldıktan sonra 2027'de uçakların uçağı bilgisini Temel Bey paylaşıyor. Ve tüm testlerin arkasından da Milliyet Gazetesi'nde verdiği röportaja göre 2029'da MMU'lar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'la ilgili ilk hedefi, ilk amacı uçakların geçmiş konsepte göre F-35'lerle birlikte görev yapacak bir altyapı sunmasıydı. Malum F-35 programından çıkartıldık. İlk etapta Milli Muharip Uçağın F-16'ların ilk blokları yavaş yavaş 2030'da hizmetten çıkmaya başlarken onların yerini alacak bir altyapı sunması gerekiyor. Bu yüzden de Türkiye açısından da MMU'nun önemi çok büyük. Şimdi son aylardaki yaşanan gelişmelerden bir tanesi de Türkiye bu projeyle ilgili ciddi anlamda ortak arıyor. Niye? Çünkü baktığınız zaman dışarıdan bu gerçekten çok ciddi mali yükümlülüğü ağır bir proje. 15 milyar dolar gibi miktarlar ifade ediliyor.
Bir taraftan da alacağınız ortaklarla riski dağıtırken eğer ortağınız havacılık konusunda, mühendislik konusunda iyi bir geçmişe sahipse bir mühendis desteği de almış olabiliyorsunuz. Bu konuda Türkiye'nin girişimde bulunduğu Malezya var. Malezya'yı Anka konusunda da epey Türkiye'ye görüşmeler gerçekleştiriyor. Arkasından da Endonezya gündemde. Endonezya için şöyle bir parantez açmak istiyorum size. Endonezya, Güney Kore'nin geliştirdiği KFX programında Endonezya ikinci ortak. Bu projede de ki bizim MMU'ya göre birkaç yıl önce başlamış bir proje. Büyüklük olarak da uçak F-35'in bir tık üzeri, böyle bir F-35 ayarında büyüklükte bir uçak. Uçağın önce stealth, yani radara yakalanma oranı düşük olan modelinin geliştirilmesi planlanıyor. Bu uçak Endonezya'ya verilecek. Daha sonrasında Kore bu uçağı geliştirilerek stealth 5. nesil, hatta 5.5. nesil gibi daha ileri seviyeye taşımak istiyor. Endonezya bu projeyle ilgili, ortaklıkla ilgili tekrar Batı sistemine girmek istiyor. Bir taraftan da Rusya ile yaptığı Su-35 alımı var. Amerika istemiyor Su-35'leri almasını Endonezya'nın. Bakalım nasıl bir gelişme olacak, bunu da merakla bekliyoruz. Ama Endonezya ve Güney Kore arasındaki en büyük problem, Endonezya'nın bu KFX programıyla ilgili gerçek ödemeleri yapmaması ve pandemi sonrasında da çektiği mühendisleri tekrar yollamaması. Bir dönem Güney Kore KFX projesine girerken Türkiye'ye de ortaklık teklifinde bulunmuştu ama mühendislik açısından hiçbir katkısı olmayan bu projeye Türkiye girmek istememiş ve tek başına yoluna devam etmek istemişti. Bakalım Endonezya buraya girecek mi? Bunu göreceğiz. Temel Kotil'in röportajda verdiği bir başka bilgi ise TUSAŞ içerisinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Milli Muharip Uçak Mühendislik Tasarım Merkezi. Bu merkez 65 bin metrekare içerisinde yer alıyor. Bunun 25 bin metrekare açık alan, açık alanda mühendisler beraber çalışacaklar. Yani birbirleriyle fikir alışverişi yapıp uçağın tasarımına katkıda bulunacaklar. Bu binanın da inşaatının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor bu bina. Bu binada tam 3000 mühendis çalışacak. 3000 olan rakam Temel Kotil'in verdiği bilgilere göre 10.000'e kadar çıkacak. Şimdi bu projede mühendislik destek olarak BAE Systems, İngiltere'nin en büyük savunma şirketi, BAE Systems'la beraber bir danışmanlık alıyor Türkiye. BAE Systems'ın daha önceden yaptığı açıklamalarda yaklaşık 800 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmış durumda. Yani Türk mühendislerinin tasarımlarını İngiliz mühendisler bakıyorlar, kontrollerini yapıyorlar. Niye? Çünkü sesten hızlı uçabilecek, stealth özelliklere sahip bir uçak tasarlamak gerçekten kolay bir iş değil. Bunlarla ilgili de Türkiye'nin tecrübesinin olmaması ve bu konuda bir danışmanlık alınması gerekiyor. TUSAŞ tabii ki Milli Muharip Uçak için devasa bir bina yaparken bu binayla ile birlikte bir rüzgar tüneli test merkezi de inşa etmiş durumda. Bunun yanında da havada yıldırım isabet ettiğinde uçaklara nasıl bir hasar oluşturuyor, ne yapıyor, ne ediyor, bunların da testi için bir test merkezi yapılmış durumda. Bu gibi tesisler Türkiye'de havacılıkta diğer hava araçları, helikopterlerin, uçakların da testlerinde, belki de insansız hava araçların testlerinde kullanılacak. Bu da Türk havacılık ve uzay sanayi için önemli bir altyapı haline gelecek. Son gelişmeleri sizlerle paylaşırken bir de 2023 yılının TUSAŞ için önemine dikkat çekerim. 18 Mart 2023 tarihinde hedef Milli Muharip Uçağın fabrikadan çıkması. 2023'ün bir başka hedefi ise Gökbey helikopterinin teslimatlarına başlayacak olması, ki şu an Gökbey havada halen test ve sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. T625 olarak da biliniyor bu helikopter. T625 yaklaşık 6 ton kalkış ağırlığına sahip, hem sivil hem askeri amaçlı kullanılabilecek bir helikopter ve bu helikoptere de bir yerli motor planlanıyor. 2023'ün bir başka planı ise Hürjet eğitim uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Hürjet'ten sonraki hedef ise Atak 2 helikopterinin ilk uçuşunu yapması. Gerçekten 2023 TUSAŞ için çok önemli bir yıl olacak. Uzun yıllardır çalışılan projeler ilk uçuşlarıyla veya teslimatlarıyla meyve vermeye başlayacak. Bugünkü videomuzda Milli Muharip Uçak konusundaki gelişmeleri sizlerle paylaştık. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.